İyi günler. Bugün BOE'nin FT70 çok fonksiyonlu kızılötesi termometresini inceleyeceğiz. Beurer medikal bir Alman firması. Ben bu firmayı bayağı bir araştırdım almadan önce. Biz bebeğimizi kullanmak üzere bu ürünü aldık. Ve çok az bir hatayla ölçüm yapıyor. Kalp başarına. Kutunun içeriğine bakacak olursak, açalım. Kutunun içeriğinden evrakları, kullanım kitapçığı, ürünün kendisi çıkıyor. Türkçe kullanım kılavuzu da var içerisinde. Bundan da faydalanabilirsiniz. Türkçe kullanım kılavuzu da. Evet, burada. Türkçe'de yer alıyor. Ürünümüz bu. Gayet başarılı bir ürün. Made in Germany. Hem alından ölçüm yapabiliyor, hem de kulaktan. Alından buradaki başlığı takılıyken yapabiliyorsunuz. Kulaktan ölçüm yapacağınız zaman buradaki kapağı çıkartarak bu alanı kulağa sokarak yapabiliyorsunuz. Ondan ölçüm yapacağımız zaman ve ortam ölçüm yapacağımız zaman tekrar bu kapağı kapatıyoruz. Aynı zamanda nesne ısılarını da ölçebiliyor. Cihazı açmak için buradaki tuşa basılı tutuyoruz. Daha sonra ekran biraz bekledikten sonra kendini kalibre ediyor ve geliyor. Altta iki adet tuşu var. S yazan tuş sesi açıp kapamaya yarıyor. Aynı zamanda ölçümden sonra konuşuyordu bu cihaz. Buradaki sesi açıp kapatıyor. Mesela örnek. Üstteki tuş alından ölçüm için kullanılıyor. Alttaki tuş kulaktan ölçüm için kullanılıyor. Biz mesela bunu alnımız farz edelim. Alından ölçüm yapılırken şakağa dayıyoruz. Ve basılı tutarak gezdiriyoruz. Şekilde ses uyarı da verebiliyor. Bu ses uyarıyı aynı zamanda buradan kapatabiliriz. S tuşuna basarak. Kulaktan ölçüm yapacağımız zaman da bu kapağı çıkartıp kulak içerisine yerleştirerek buna basılı tutuyoruz. Daha sonra da yeşil ışık yanarak yandığı zaman çekebiliyoruz. Eğer 38 dereceden fazla bir ölçüm yaparsa burada kırmızı bir ışık yanıyor. Size ateşin başladığını ikaz ediyor. Termometremizi ayar yapmak için buradaki S tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Ve M tuşuna, S tuşuna basarak da tekrar menüler arasında dolaşabiliyoruz. L01 Almanca, 02 İngilizce, 06 Türkçe. Doğru ayarı bulduğumuz zaman tekrar M tuşuna basarak diğer ayarlara geçiyoruz. Bu da ses seviyesi ayarı. U06 en yüksek ses seviyesi. Yine tekrar S'ye basarak ayarlar arasında dolaşabiliyoruz. U01 en alt ayar ses ayarı. U02
3, 0, 4. Tekrar ayarı onaylamak için M tuşuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Fahrenheit ve Celsius ayarını yapabiliyoruz. Fahrenheit ve Celsius arasında geçiyoruz. Tekrar M'ye basarak onaylıyorum. Buradan ayarı 3 dediği Mart ayı. Mart saat 11:27. B tuşuna basarak bunları da onaylıyorum. Ayar işlemleri bittiği zaman otomatik olarak kapanıyor. Tekrar açmak için tuşa basılı tutuyorum. Kendini kalibre ediyor. Ve ölçümü hazır. Ortam ısısını ölçeceğim zaman ise ya da nesne ısılarını bu kulak ısı tuşu ve M tuşuna basılı tutuyorum. Ve uyarı sesi gelince ortam ısısı ve nesne ısısını ölçme yapabilirim. Mesela havanın ısısını ölçelim. Ne kadar? Şu an 24 derece. Herhangi bir sesi kısıyorum. Mesela sıcak bir suyumuz var. Onun sıcaklığını ölçeceğim. 59.8 derece. Bu ürünle ölçüm yapmadan önce ortamda en az bir 20 dakika bulunmasında fayda var cihazın. Ortam ısısına uyum sağlaması açısından daha net bir ölçüm yapabilmeniz için. Cihazı piyasada ortalama 120 ila 150 lira arasında bulabilirsiniz. Taşıması da kolay, kompakt bir cihaz. Aynı zamanda pil kapağı burada. Bir yıldız tornavida aracılığıyla pil kapağını çıkararak 2 adet ince kalem pili değiştirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.